Darülkurra'da yeniden Kur'an sesleri yükselecek. Kütahya Belediyesi ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol gereğince aslına uygun restore edilen Caferpaşa Darülkurrası'nda haftanın belirli günlerinde Kur'an-ı Kerim okunacak, dini ilimler öğretilecek. Başkan Işık imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Darülkurra'yı 2019 yılında kamulaştırıp önce belediyemizin mülkü haline getirdik. Arkasından restorasyon için ihale süreci başladı. Restorasyonu tamamlandı. 2022 yılında da tamamlanmış, ihya edilmiş bir eser olarak şehrimize kazandırmanın onurunu ve haklı gururunu hep beraber yaşadık. Çünkü ecdat yadigarı bu tür eserlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için bu sürecin yaşanması gerekiyordu. Şükürler olsun bize nasip oldu. Daha önce birçok belediye başkanı arkadaşım da aynı iyi niyetle bunun ihyasını düşünmüş olmasına rağmen bizlere nasip oldu. Rabbime bundan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Geride bıraktığım 4 yıl içerisinde şehrimize kazandırdığımız eserleri sıralayacak olsak önce birinci sırada bu kıymetli eseri sayarım ve bundan sonra yapılacak eserler de dahil olmak üzere dönemimizde şehrimize kazandırdığımız en önemli, en anlamlı eser olarak Darülkurra'nın ihyasını, restorasyonunu ve amacına uygun kullanılması için müftülüğümüze tahsis edilip haftanın belirli günlerinde orada orijinal şekliyle onun kullanımının sağlanması olarak değerlendiririm. Bir kez daha şehrimize hayırlı olsun. Müftülüğümüze hayırlı olsun. Orada Kur'an okuyup gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi için kendini... Başkan Işık'a teşekkür eden İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise şunları söyledi. Sayın Başkanımız, devletimizin diğer kurum ve kuruluşları başta da valimiz olmak üzere işbirliği içerisinde bir araya getirilmiş ama bu işin yükünü gerçekten belediyemiz çekmiş. Efendim nihayetinde çok böyle mamur bir hale getirilmiş. Orijinal hali neyse o halde şu anda bulunuyor. Efendim hizmete de açıldı. İnşallah bizler de il müftülüğü olarak orada cuma günleri mahalleli kardeşlerimiz oraya gelerek orada hanımlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Sohbet dinleyecekler. Efendim hem dini bilgilerini geliştirecekler hem de birlik beraberlik duygusu, manevi duygular inşallah orada güçlü hale gelecek. Diğer taraftan hocalarımız zaman zaman orada tecvid ilminin, kıraat ilminin okunduğu bir merkez olarak da orada belirli günler özel toplantılar yapılmak durumunda olacak. Ve nihayetinde de zaman zaman hocalarımızın ve çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim okunduğu, efendim gençlerin gelip orada soru sorduğu ve cevap bulduğu bir mekan olarak da kullanmak istiyoruz. Bu medeniyetin bu değerlerini ayağa kaldırdığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bunun maddi binası sizden, inşallah manevi imarı da bizden olsun diyelim inşallah. Sayın Başkanım. Size çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun.